Kaval hakkında verdiği karar var. Sayın Demiralp, bu kararı gördünüz zannediyorum. Gazete basın Evet. yoluyla haberim Evet. oldu. Evet. Yani zaten bir Muttali basın oldum açıklaması var. sizlerin Ayrıntıları dediği gibi. yarın ilan edecekler. Evet. Şimdi Osman Kavala konusunda Türkiye'nin Avrupa Konseyi kararlarına, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına uymadığını, kendisi üstelik de şimdi ifadeler de çok önemli. Türkiye kurucu üyelerinden sayılıyor. Yani kuruluşunda olmamakla birlikte yüksek sözleşmeci taraflar olarak değerlendiriyor. Yani bunu Evet. Türkiye bu taraflardan biri. Yüksek sözleşmeci taraflardan biri. Avrupa Konseyi bir Avrupa ülkesi olarak nitelendirilmesinin, örneğin futbol takımlarının UEFA'da oynamasının veyahut Avrupa liglerinde yer alınmasının veyahut diğer karşılaştırmalara veyahut diğer forumlara katılmasının da zeminini oluşturan bir hukuk Avrupa Konseyi üyeliği. Yanılıyor muyum Sayın Büyükelçim? Çok doğru, çok doğru efendim. Yani Yani bizim Avrupa 1815 Viyana hukuku. Konferansından beri Türkiye eğer Avrupa'nın bir parçası sayılıyorsa, Osmanlı ve Türkiye Avrupa'nın bir parçası sayılıyorsa eğer, bu nedenledir. Bir hukuka dayalıdır bu. Oradan ihraç, bütün Avrupa'dan tecrit edilmek ve bir hani Orta Doğu emirliğine dönüşmek anlamına da gelecek. Şart değil Avrupa Konseyi üyeliği kuşkusuz. Yani dünyada hani başka bir dünya kurulur ve o dünyadaki yerini alırsınız. Yerinizi alırsınız ama hükümetin böyle bir perspektifi de yok. Böyle bir siyasal perspektifi de yok. Şimdi bu karar ne anlama geliyor? Kavala için ki ihlal süreci başlatılacak deniyor. Kararlara uymadı, hak ihlalleri vardı, serbest bırakılmadı. Çağrılar yerine getirilmedi deniyor. Bir de Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması var. Arkadaşlar onu da ekrana getirecekler. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması da elimde. Bağımsız ve tarafsız yargı sürecine müdahale ettiği için Avrupa Konseyi'nin verdiği bu kararı daha ileriye taşımaması isteniyor. Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada. Evet, bu açıklama. Buyurun Evet. Sayın Büyükelçim. Bütün açıklamayı okumadım ama sizin tabii okuduğunuz cümle açıklamanın Ben özü hemen herhalde. hemen size okuyayım isterseniz, hem konuklarımız için de önemli. İlk iki paragraf önemli. Bunları okuyayım ben. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi bugün, yani 2 Aralık 2021'de parantez içinde belirtilmiş, ülkemizin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Kavala kararını uygulayıp uygulamadığının tespiti hususunu AİHM'e, yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne havale etme niyetini içeren bildirimde bulunmuştur. Ülkemizde devam eden yargı sürecine saygı ilkesi uyarınca Avrupa Konseyi'ni bağımsız yargıya müdahale niteliği taşıyacak bu kararın devamını getirmekten kaçınmaya davet ediyoruz. Başta Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi olmak üzere herkes bağımsız ve tarafsız mahkemelerce yürütülen yargı sürecine saygı ve güven duymalıdır. Burada birçok sorun var elbette. Evet arkadaşlar, çekebiliriz. Bir, bağımsız ve tarafsız yargıya güven duymamız isteniyor. Türkiye'de bağımsız ve tarafsız bir yargı olduğuna herhalde kargalar bile gülecektir diye düşünüyorum. Buyurun. Evet, şimdi işlerinin açıklaması hukuki bakımdan tamamen yanlış bir açıklama. Bizim kendi hukuk Türkiye'deki herhangi bir aşamasında insan hakları müdahale edebilir. Avrupa Konseyi'nden bahsediyorlar. Buradaki Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi dediğimiz şey aslında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin uygulamasındaki en üst makamdır. Yani dolayısıyla herhangi bir davaya işte prosedür işler ve Bakanlar Komitesi müdahale edebilir. Ya da o da genel olarak Avrupa bağımsız yargısının bir unsurudur. Türkiye'de bunun dışında değildir. Bu tamamen hukuken yanlış bir şey. Yani bir giriş imtihanında ya da başka tiplik imtihanında böyle bir açıklama olsa bizim zamanımızda insanı çaktırırlardı. Yani böyle şey olmaz. Yani hukuk bilgisi bu kadar zayıf bir Dışişleri Bakanlığı olur mu? Olamaz. Neyse. Tabii Türkiye Avrupa Konseyi'nin sizin de dediğiniz gibi ilk üyelerinden birisidir. Bu çok önemli bir konu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra biz tamamen Batı'yla bütünleşme kararı aldık ve Avrupa Konseyi'nin üye olduk. Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni yazan ülkelerden biriyiz. Yani bu sözleşme bizim kabaca söylersek bizim yazdığımız bir sözleşme. Dolayısıyla yani bu sözleşmeyi en iyi şekilde uygulayan ve yeni üyelere, başka üyelere de örnek olması gereken bir şeyiz. Yani ülkeyiz. Sisteme sahip çıkmamız gereken bir ülkeyiz.
Bu sadece Kavala sorunu değil. Buradaki sorun sistem sorunu. Zaten 46. madde de onu gerektiriyor. Biz onu uygulamamakla sisteme meydan okuyoruz. Dolayısıyla hem de kendini ihlal eden ülkeye karşı bir korumaya geçiyor. Bu korumada da işte bu aşamaya geldik. İhlal prosedürü aşamasına. Daha önce bu aşamaya Azerbaycan da gelmişti. Sonra vazgeçti. Gerekeni yaptı. Bizim de aynı şekilde vazgeçip gerekeni yapmamız ve Kavala'yı serbest bırakarak bütün her şeyde eski haklarını ve itibarını iade etmemiz gerekiyor. Hukuk bunu gerektiriyor. Bu sadece Avrupa'nın hukuku değil, anayasanın 90. maddesine göre de bizim hukukumuz. Bir iç, yani hukuk, bunu sadece, bir iç hukuk hükmü evet, ve anayasanın 90. Evet, maddesinin evet, bir kesin, gereği. Yani bu, kesin. Yani Avrupa Konseyi'nin de bizim hukuk bağımsız yargımıza müdahalesi diye bir şey söz konusu değil. Burada bir kere Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi sözleşme gereğince o sözleşmenin uygulamasındaki en üst makam. Yani dolayısıyla bir yargı organı olarak hareket ediyor şu anda Bakanlar Komitesi. Onun için bu açıklamayı çok hayretle karşıladım. Profesyonel açıdan bu kadar yanlış bir şeyi benim 42 bakanlıktan açıdan yanlış bir açıklama yapıp üzüldüm. Çok üzüldüm. Bunu da ayrıca belirteyim. Olması gereken şey basit. Yani Kavala'yı hukuku yani seversiniz ya da sevmezsiniz ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği karar budur. Siz de bu karara uymayı taahhüt etmişsiniz. Üstelik bu sözleşmeyi yazan yani yapılacak şey budur. Bu tabii yapılmazsa ihlal prosedürü devam edecek. Bu da ilk defa... Nereye kadar gider Sayın Demiral bu ihlal prosedürü? Şimdi bu spekülatif ilk defa böyle bir şey. Böyle bir meydan okumayla sistem Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin getirdiği insan haklarını bu kadar bir meydan okumayla ilk defa karşılaşmış olacak. Tabii buna gene Bakanlar Komitesi'nde istişareler yoluyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden tabii bir cevap gelecek önce. Türkiye diyecek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi taahhütlerini yerine getirmiyor, uygulamıyor diyecek. Bunun üzerine Bakanlar Komitesi de yaptırım görüşmesi. Bu yaptırımlar tabii bundan sonrası spekülatif olacak. Yani mutlaka bir yaptırım olur ama genellikle böyle uluslararası kuruluşlarda yaptırımlar hafiften ağıra doğru gider. Yani işte bu en son inatlaşmanın sonunda Avrupa İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden çıkarılır. Bizim askıya alınma şeylerde olabilir zaman alır ama taşırsak sonuna kadar bırakmayız dersek oralara kadar gider. Arkadan da Demirtaş davası geliyor. Alevi davaları falan var. Oradan da neler... Dört madde var hocam. Osman Kavala davası, evet. Selahattin Demirtaş ki orada da hak ihlali var. Cemevleri evet. Ve zorunlu din dersleri. Evet. Bu konularda verilmiş evet, yani kararlar var. Cemevlerinin ibadethane olarak kabulü ve zorunlu din derslerinin kaldırılması yönünde evet. Kararları var. Bütün bunları uygulamayan bir iktidarla, bir AKP iktidarıyla evet. Karşı karşıyayız. Evet. Süreci içinde mahkeme kararı değil. İçinde de bunlar bize bir üyelik şartları olarak gelmişti. AB süreci diyelim hadi şu anda askıya alınmış durumda ama öbür tarafta daha ağır bir şekilde karşımızda mahkeme kararları var. Anayasamızın 90. maddesine göre bunları uygulamak gerekir. Benim yorumuma göre bunları uygulamamak sadece Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal etmek değil, aynı zamanda anayasanın 90. maddesinin ihlali anlamına gelir. Benim hukuk açısından yapacağım şey yorum budur. Eğer bunun anayasanın ihlali olmadığını söylüyorlarsa buyursunlar tartışalım. Peki. Çok teşekkür yani, ederim Sayın Büyükelçi. Çok üzüldüm bu duruma. Hem açıklamaya çok üzüldüm. Hem de Türkiye'nin kendi kurduğu kuruluşunda yer aldığı bir insan hakları koruma sistemine bu şekilde meydan okuması olumsuz bir şey. Bizim Avrupa'daki Avrupa hukukuyla bağlantımız Avrupa Konseyi'dir. O üyeliğin askıya alınması sizin de başta buyurduğunuz gibi bizim Avrupa'dan hukuken dışlanmamış, Avrupa hukukunun dışına çıkmamız anlamına gelir ki bu da bizim tabii Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık hedefinden çok ciddi bir sapma anlamına gelir. Peki çok teşekkür ederim. Ben Sayın Gökhan Çapoğlu'na